Göreve geldiğimiz gün söylemiş olduğumuz bir cümle var. İl teşkilatı ve il başkanı olarak. Yerel seçimlerde halkımız kimi arzu ederse onunla seçime gideriz. Dolayısıyla halkın kendinin destekleyebileceği, teşkilatlarla da anlaşabilecek adaylarla gitmeyi düşünüyoruz. Bana göre de sır cümle burasıydı. İnsanlarımızın bizden beklentisi buydu. İsime gelince, mesajda ismi yazdığından dolayı söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi isimlere takılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi 43 yıllık siyasi geleneği olan bir partidir. Az önce söylediğim gibi, eğer arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmayı düşünüyorsa, bu bir samimiyet sürecidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olamazsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de olamaz. O noktada bir samimiyet bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Kendi isimleriyle ve şahsiyetleriyle bitmiş olan siyasi partileri diriltmesinler. Onları tekrar bu milletimize mahkum etmesinler. Bir samimiyet koysunlar, teşkilatlarımız kendilerine açıktır. İsmi geçen arkadaşlarımızla hiçbir sorunumuz ve şeyimiz yoktur, samimiyetsizliğimiz yoktur. Kendisini tanırız. Ama arzuladığım şey şudur, bir samimiyet arıyorum. Bizim çağrılarımıza kulak verecek, teşkilatlarını kucaklayabilecek, halkına da karşılıksız hizmet edebilecekse kapılarımız açık. Ama eğer şu partiden bu partiden ben yol yapayım, aday olamam, aday olamazsa eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden de aday olamaz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi kendi kadrolarını çıkartır. Bunları yıllar itibariyle yapmıştır. Sonuçlarına da katlanırız. Orası önemli değil. Ama arkadaşlarımızdan arzumuz şudur. İsimler ön planlara çıkmışlardır bunların. Dolayısıyla insanlarımızı adı geçen partilerimize mahkum etmesinler. Biz kendilerini kucaklarız. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu noktada biz kendilerinden samimiyet bekliyoruz. Evet, yerel seçimlerde aday belirlenirken şöyle bir nüans da ortaya çıkar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak İl Başkanlığı'na siz geldiniz. İşte Hamdi Ayan'a yakın olma gibi isimler. Bunlar zaman zaman basında da yazılır. Zonguldak'ın 5 ilçesi vardı, 7'ye çıktı. Toplamda 32 belediye. Merkezle birlikte 6-8 ilçe oldu, evet, şu anda. Kapanacak beldeler de var. Evet. Şu anda aklınızda ilçe belediyeleri olabilir, belde belediyeleri olabilir. İsim var mı? Şu belediyeye şu kişiyi aday yapmayı düşündüğünüz, aklınızdan geçen, fikir yürüttüğünüz, size yakın olan, yani şimdi böyle bir anlayış olacak mı veya böyle bir isim var mı şu anda? Şu anda ilçe başkanlarımıza gelen bu noktada zaten müracaatlar var. Evet. Dolayısıyla önümüzde biliyorsunuz 2014 Mart ayının 27'si gibi görünüyor yerel seçimlerin yapılması. İsimlerin telaffuz edilmesi bu noktada arkadaşlarımızı yorar ve yıpratır. Evet. Yani onların bir takım muhalefet anlayışına girerler. Kendilerini yıpratmış oluruz. Bu noktada bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nden önümüzdeki dönem içerisinde aday olmak isteyen arkadaşlarımızın müracaatları var. Bunları zamanı geldiğinde zaten o siyasi ve yasal süreçtir. Bunları sizler de göreceksiniz. Gerekirse bazı beldelerimizde ve ilçelerimizde adayımızı yılbaşından hemen sonra deklar etmeyi de düşünüyoruz. Çok çalışılması gereken yerler olabilir. Ama bazı ilçelerimizde de diğer siyasi partilerin gösterebileceği adaylara alternatif noktasında bir bekleme sürecine girebiliriz. O noktada gönül arzu eder ki az önce söylediğim gibi her beldede alabilme, her ilçede alabilme, milletimize hizmet edebilme. Ama adaylar noktasında dediğim gibi yani bugün şu isimle şu belediyede yarışa giriyoruz demem. O biraz daha erken. Evet. Yani zaman içerisinde sizlerle paylaşırız. Benim sorularım arasında Murat Sesli özellikle vardı. Çünkü çok sıkça gündeme gelen bir konu. AK Parti'den aday olmayacağını, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olacağı söyleniyordu. Söyleniyor da, muydu, kendisi mi söylüyordu? Yani önemli olan kendisinin burası. Kendisinin böyle bir ifadesi yok şu ana kadar. Yani işte, ben MHP'den aday olacağım. Az önce söylediğim samimiyet yok. Dediğim yer burası. Evet. Kendisi bizim teşkilatlarımızda çok uzak bir insan değil. Teşkilatlarımızdaki, evet, arkadaşlarımız kendilerini sever, sayarlar. Onlarla oturup kalkan arkadaşlarımız. Dolayısıyla eğer aklında böyle bir düşüncesi varsa bu siyasi süreçtir. Gelir kendisi, ilçe başkanımızla, bizimle düşüncelerini paylaşır. Olmak istediği noktasında biz teşkilat içerisinde bir değerlendirme yaparız. Yaşadığı sürece bir bakarız kendisinin. Bir olumsuzluk yoksa, bir engel yoksa, eğer Ereğli halkı da kendisini istiyorsa
Olur, neden olmasın? Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla son dakikada başka partilerden kendine yer bulamayıp da gelenler olursa da aday yapmayacaksınız. Onu ilçe başkanlarımıza bu noktada telkinlerimi söylüyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi bir hissetme değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bu hükümetin alternatifidir. Dolayısıyla diğer siyasi partilere gitmiş, oralardan aday olamamış. Oralarda aday olamadığından dolayı nasıl olsa Milliyetçi Hareket Partisi'ne beni alırlar gibi asla bir yanılgıya düşmesinler. Adaysız kalırım, o noktada bu arkadaşlarımıza yolluyorum. Bana samimiyet lazım. O samimiyeti arıyorum şu anda. O samimiyet için de kapılar açık. Öyle bir şey yok.